Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Konumuz av tüfeği ile G3 piyade tüfeğinin karşılaştırılması. Her şeyden önce bu karşılaştırma klasik av tüfeklerini de ilgilendirse de günümüzde sıkça tercih edilen şarjörlü av tüfekleri üzerinden karşılaştırmasını yapacağız. Diğer taraftaki tüfeğimiz ise G3 piyade tüfeği. Av tüfekleri ile G3 piyade tüfekleri karşılaştırılır. Hangisi daha etkili? Her şeyden önce etkisinden bahsetmek istiyorum. Her tüfeğin birbirine göreci olarak artı ve eksileri var. Ne gibi? G3 ile 400 metreden vurulabilir. Yivsiz av tüfeğinde 400 metreye vurmanız imkansızdır. Elimde klasik yivsiz av tüfeklerinde kullanılan bir slug mühimmat bulunmakta. Yapısı tam olarak bu şekilde. Son derece büyük ve kalın. 18 milimetrelik bir çapa sahip. G3 piyade tüfeklerinin çekirdeği ise barut noktasını görmezden gelebilirsiniz. Hemen hemen şu kadar. Yani son derece ufak. Şimdi 762-51 ile ya da klasik askeri mühimmatla 200, 300, 400 metreleri vurabilirsiniz. Ancak av tüfeğinin mühimmatı son derece kalın ve barut hakkı az olduğu için, hatta şöyle gösterelim barut hakkını. Tam olarak böyle. Metal kısmı barut. G3'e baktığımız zaman neredeyse G3'ün barut hakkı av tüfeğinin tamamını kaplıyor. Çekirdeği av tüfeğin çekirdeğine nazaran çok daha ufak, aerodinamik olmasına rağmen barut hakkı son derece fazla. Bu da şu demek. G3 daha fazla zırh deler. Geliş kapasitesi daha fazla. Aerodinamisi daha iyi. Aerodinamisi daha iyi olduğundan ötürü de isabetli menzili gideceği mesafe çok daha fazla. Şöyle düşünün. G3 ile 500 metre vurulabilirken av tüfeği ile 500 metreyi vuramazsınız isabetli olarak. Av tüfekleri 100 metre mesafe içerisinde G3 piyade tüfeklerine nazaran çok daha etkilidirler. Sebebi kullandığı mühimmattır. Slug mühimmatları kastediyorum. Av tüfeklerinin diğer bir artısı da mühimmat seçeneğinin çok olması. Slug, dokuzlu, saçma ve bu mühimmatların da kendi aralarında farklılıkları var. 30 gram, 40 gram, 50 gram gibi. Zayıfsanız, sıskaysanız 30 gram, 25 gram atılabilir. Biraz daha kalıplıysanız 35, 40, 45, 50 gram gibi yüksek gramajlı mühimmatlar atabilirsiniz. Fakat G3 tüfeklerinde böyle bir seçeneğiniz Amerika'da yaşamıyorsanız yok. İşin özü, G3 piyade tüfeği yüksek geliş kapasitesine sahip, uzun menzilli, isabetli. Av tüfeği kısa menzilli, düşük gelişe sahip fakat çok daha öldürücü. Şarjör kapasitesine de değinmek istedim. Şimdi av tüfeklerinin mühimmatları çok büyük olduğu için kocaman gördüğünüz şarjöre sadece 7 adet mühimmat takılabiliyor. Kocaman şarjör 7 kapasiteli. G3 piyade tüfeğinin şarjörü çok daha kısa olmasına rağmen 20 mühimmat kapasiteli. Bu 7 mühimmat, bu 20 mühimmat. Aradaki fark ise bu. Çok daha hafif ve kompakttır. Av tüfek mühimmatlarını ise koyarsak daha büyüktür ve ağırdır. Haliyle şarjöre toplamda 20 mühimmat basılabilirken daha büyük şarjöre 7 mühimmat basılabiliyor. Askeri mühimmatların diğer avantajı da bu. Ufak kompakt yapıları sebebiyle çok daha fazla yanınızda taşıyabilirsiniz. Yani 50 mühimmat taşımak için bile toplamda yanınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane şarjör taşımanız gerekmekte. Demin ne demiştik? G3'ler yüksek zırhteler, 12 kalibre, alt tüfekleri denemez. Tabi 36 ve 20 kalibrelere değinmiyorum arkadaşlar. Söyleyebilirim, elbet onlar içine geçer. 36 kalibreler daha düşük bir durduruculuğa sahiptir. Daha küçük 36 kalibre olmak, öyle düşünün. Peki alt tüfekleri düşük zırhteler dedik. Çelik gerektiren birisi vurulduğunda hiçbir iş yapmaz mı? Elbette yapar. Şimdi mermilerin vuruş alanına uyguladığı basınç bu mermiden çok daha fazla. Bunun uyguladığı basınç 20 tonsa G3'ün uyguladığı basınç 10 ton gibi düşünebilirsiniz. G3 piyade tüfeğiyle vurulduğunuzda üzerinizde seviye 4 çelik plaka varsa ölmezsiniz. Morlukla kurtulabilirsiniz. Ancak 12 kalibre delmese bile çok yüksek bir basınca sahip olduğu için o vuruş esnasında sizin kaburgalarınızı kırabilecek kadar bir jül, kinetik enerji açığa çıkartıyor. Haliyle bu delmesine işinize gerek yok. Size yaptığı basınç zaten kaburgalarınızı kırabilecek kadar güçlü. Askeri tüfeklerden şey geçerli mi? Elbette hayır. Körfez Savaşı'nda kanasla vurulup hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden Amerikan askerleri dolu. Fakat alt seviye tarafından vurulan Amerikan askerleri bu kadar şanslı olmuyor. Gerçekte birçok farklı örneği de var. İşin özü, alt tüfekleri 100 metre mesafe içerisinde askeri tüfeklerden çok daha etkili. Özellikle meskul mahalle. Diğer en iyi avantajı bana kalırsa çok fazla mühimmat seçeneğiniz var. Çok yakındaysa düşman tehdidi saçmalatılabilir. Biraz uzaktaysa dokuzlu veya da tek kurşun. Bir atışta
3-4 kişi vurmanız mümkün arkadaşlar. Çünkü saçma atar ve kullandığınız şok doğrultusunu, o saçmaların açısını da ayarlayabilirsiniz. Özetle outfield'de şartlar doğrultusunda çok fazla farklı seçeneğiniz var. Askeri tüfeklerde bu seçeneklerin birçoğu yok. Gelelim tepmeye. 12 kalibre alt tüfekleri G3'lerden bile fazla teperler. Birçok kişi bunu merak ediyor. Açıklamak istiyorum özellikle. Neden bu tarzda 12 kalibreler G3'lerden fazla teper? Attığınız mühimmat 18 mm çapa sahip. G3'lerde ise attığınız çekirdek çapı 7.62 mm. Kabaca bir hesapta 3 küsür katlık bir çap farkı var arkadaşlar. 18 mm'lik bir mermi nerede? 7.62'lik mühimmat nerede? Oranlarından bahsedecek olursak G3'ün tepme basıncı yaklaşık 400-450 G bandında. Tabi farklı skalada farklı değerler çıkar. Alt tüfeklerinde ise ortalama tepme basıncı, slug mühimmatları kastediyorum. Tabi saçma mühimmatlar aşağı yukarı G3 kadar teper, yani fazla tepmez. Tek kurşun atıldığında örneğin benim kullandığım mühimmatlar Ziber Palla Extra 550 G bandında bir tepme basıncı var. 35 gramlık bir tek kurşun kullanılsa dahi G3'den daha fazla teper. 50 gramlıkları saymıyorum bile. Çifte ya da pompalılar daha fazla teperler. Tüm barut hakkı mühimmatı itmek için kullanılır. Fakat bu tarzda yer otomatik sistemlerde biliyorsunuz barutun bir kısmı kanızmayı kurmak için geriye doğru gelir. O detayları geçen anlatmıştım sizlere. 50 gram tek kurşun kullandığınızda 750 G'ye kadar alt tüfekleri 12 kalibre için konuşuyorum teperler. Maksimum tepme basınçları 700 G. G3'lerde ise ortalama 450. Şimdi alt tüfekleri G3'lerden de fazla teperler. Dediğim gibi mermisine göre değişiklik gösterir arkadaşlar. Kimisi 400 G'lik bir tepme basıncına sahip. Ortalama bir tek kurşunun tepme basıncı 550 civarında. Bu da G3'den fazla demek. Anladık ki alt tüfekleri kullandığı mühimmat doğrultusunda farklı tepme basınçlarına sahiptirler. Şimdi alt tüfeklerinin genelinde kauçuk dipçik olduğundan ve belirli modellerde artık burada bir yay var. Bir yay yayından bahsetmiyorum. Tepme önleyici yaylar var. M8'deki baret keskin nişan tüfeklerini biliyorsunuz. Tepmeyi azaltmak adına mekanizma yapılmıştı. Yeni tip av tüfeklerinde süspansiyonlu sistem vardır. Bu süspansiyonlu sistem sayesinde tepmesini 5.56 gibi hissedersiniz. Yani alt tüfekleri çok fazla modernize açık arkadaşlar. Sivil kullanıcılar tarafından tercih edildiği için biliyorsun sivil kullanıcılar genelde rahat durmaz. 3 ay stok haliyle kullanır. Silahın modifiye etmek ister. Aynı şey askerlerde nispeten geçerli ama seçenekleri siviller kadar fazla değil. Bu sebeple alt tüfekleri burada da ön plana çıkıyor. Modernizeye, kişiselleştirmeye çok daha açık. Mesela TSK'dan bahsedilen PK-15 tarzında lazer kullanımı yasakken özel birlikler dışında bu tarzda sofistike cihazlar takabiliyoruz. Gördüğünüz tüfek 3.5 kilo, G3 4.5-5 kilo bandında. Yan yana koyduğumuzda boyut olarak çok büyük farkları yok. Hatta alt tüfek bir tık daha büyük diyebilirim. Özellikle tüfeğim C tutuşu yapmaya son derece müsait bir yapıya sahip. Buradaki nokta inceldiğimden. Ne diyorduk? Alt tüfekleri klasik modellerde 2-2.5 kilo tatlı olur biliyorsunuz. Şarjörlü alt tüfekleri ise 3.5 ile 4 kilo arasında. En ağır modelleri 4.5 kilo bandında. Fakat burada da seçeneğiniz var. Örneğin X firmasının farklı modelleri olur. Siz seçersiniz. Alt noktası polimer olan var, alüminyum olan var. Belirttiğim noktalar. Alüminyum ve çelik karışımı. Mekanizmanın olduğu noktalar çelik. Mekanizmanın dışındaki noktalar örneğin bundaki gibi alüminyumdur. Alt kısmı ise tamamen polimer. G3'de hemen hemen aynı boyutlara sahip olsa da yaklaşık 3.3 kilo ağırlığında. Tabii red dot ve aksesuarlarıyla, şarjör arttırıcısıyla 3.7-4 kilolara ulaşsa da yine de kabul edilebilir seviyede. G3 stok ağırlığıyla 4.5 kilo bandında. Bir gün taktığınızda ya da daha yüksek kapasitede şarjör taktığınızda 5-6 kiloya kadar yükselebilmekte. Şarjörümüz arttırıcıya sahip. Alt tarafında çıkıntının olduğunu görüyoruz. Bu çıkıntı sayesinde şarjörünüze ekstradan 2 tane daha mühimmat sürebilirsiniz. Normalde 5 kapasiteli fakat 7'ye kadar çıkartmanız mümkün. Daha yüksek kapasitede şarjörler var mı? Evet var. G3'lerde yıvı olduğu için mühimmat dönerek ilerler. Bu da isabetini ve menzilini arttırır. Alt tüfeklerinde yıvı var mı? Yıvsız alt tüfeklerinde yok fakat mühimmatın üzerindeki yıvılar sayesinde yan taraflarında yıvıların olduğunu görüyorsunuz ve bu yıvılar düz değil hafif açılı şekilde. Rüzgar mühimmata çarptığında mühimmat döner. G3'ün yivli namlusu mühimmatı bu şekilde çevirirken alt tüfeklerindeki ufak kanallar sayesinde mühimmat kendi kendini çevirmeye başlar. Amerika'da seçenekler çok daha fazla. APFSDS tarzında mühimmatlar da var. Atış yapıyorsunuz. Onun kalınlığı hemen hemen şu kadar bir şey. Yani çok ince, uzunluğu fazla. Atış yaptığınızda tıpkı tank mühimmatları gibi atıyor. Ve bu mühimmatlar askeri mühimmatlar kadar
uzağa taşınabiliyor ve deliş kapasiteleri de daha fazla. Dediğim gibi bunlar Türkiye'de hayal olacak şeyler. Yanıcı mühimmatlar da mevcut 12 kalibre tüfeklerde. Atış yaptığınız zaman vurduğu nokta yakıyor. Türkiye'de yasak olan şeyler. Tabi kendi mühimmatınızı yapmayabiliyorsanız böyle şeyler de yapabilirsiniz. Hayal gücünüz önemli. Diğer iyi özelliği de alt tüfeklerinin. Mermisini kendiniz yapabilirsiniz ve içindeki barutu da kendiniz seçebilirsiniz. Yani X barutu kullanabilirsiniz, B barutu kullanabilirsiniz. İstekleriniz doğrultusunda kullanılacak barutu mühimmatın çekirdeğini. Kimisi kurşun ama bakır kaplı kullanır. Kimisi tamamen çelik kullanır. Kimisi de dediğim gibi kurşun kullanır. Mesela bu kurşun. Bunun bakır kaplı olanları da var. Tamamen bakır olanları da var. Çelik olanları da var. Kullanıcı isteğe doğrultusunda bunu tungstenle yapabilir. Yapabilir mi? Evet yapabilir. Titanyumla yapabilir. Elinde kalıp varsa, malzemeleri varsa hayal gücü doğrultusunu yapabilir. Hatta bunlar deneme amacıyla yapılıyor. Kürdan bile koyan gördüm arkadaşlar. Kürdan koyanı gördüm. Pipet koyanı gördüm. Amerikalı YouTuberların denediği deneyler aslında. Ama alt tüfeklerinin ne seviyede kişiselleştirebildiğini anlayın. Askeri tüfeklerde bunu yapamazsın. Karşındaki düşman grubu fazlaysa, bir alandaysa, ayrı ayrı ise 5 adet saçmayla 10-15 hedefi vurmanız mümkün mü? Mümkün. Neden? Atış yaptığınız özellikle şok takmazsanız ya da geniş şoku takarsanız, benim namlusu da kop için öyle bir seçeneğimiz yok tabi. Mühimmat dağılarak ilerler. Klasik mühimmatlarda bir hedefi vurabilirsiniz. Alt tüfeklerinde saçma olduğundan ki bu saçmaların içerisinde yaklaşık 20-30 civarında farklı bilye bulunur ve dağılarak ilerler. Haliyle siz 20 metredeki bir topluluğa atış yaptığınız zaman 10 kişiyi aynı anda vurmanız mümkün. Dağılarak ilerlediğinden. Birinci Dünya Savaşı'nda av tüfekleri klasik piyade tüfeklerinden etkili bulunduğu için detaylarına çok hakim değilim ama böyle bir şey olduğu tarihi kayıtlarda var. Yasaklanıyor arkadaşlar. Av tüfekleri yasaklanıyor. Şarjör seçeneklerinden bahsetmiştim. Ekleyelim. Kullanıcı isterse ben bu şarjör de olabilir. 20 mm kapasiteli. Aradaki farka dikkatinizi çekmek istiyorum. Alt tüfeğinde 20 mühimmat doldurmak istiyorsanız bunu almanız gerekiyor. 20 mühimmat kapasiteli. Türkiye'de yasal olan şeyler bunlar. Tabi Amerika'da bunun 30'luklarını alabiliyorsunuz veya daha fazlasını. G3 bu kadar ufak şarjörde 20 mühimmat alıyor. Alt tüfeği ise kocaman şarjörle 20 mühimmat alabiliyor. Fark ortada. Elbette buna 20 mühimmat doldurduğunuzda tüfeğinizin ağırlığı ortalama bir keskin nişancı tüfeğinden bile daha ağır hale geliyor. Ortalama 6-7 kilo bandında olduğunu söyleyebilirim fullediğinizde şarjörü. Kişisel ruhsatlı alt tüfeğim. Uzun yıllardan beri kullandığım bir tüfek. Üzerindeki kamuflajın resim öğretmenim boyamıştı. Nasıl ve hangi renklere, hangi tonlara, hangi desenlere atılacağını vesaire ben detaylarıyla anlatmıştım. Onun da eline sağlık. Çok güzel oldu. Buradan da tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Benlik bu kadar. Birçok arkadaşımız alt tüfeği ile G3'ü karşılaştırıyor. Her ikisinin durumdan duruma göre artı ve eksileri var. Yerine göre alt tüfeği, yerine göre G3 daha etkili olur. G3'te baskı atış yapabilirsin. Av tüfeğinde bunu yapmak çok çok ustalık gerektirir çünkü çok fazla teptiği için aynı noktaya stabil atışlar yapamazsın. Bunun dışında ufak şarjörün aldığı mühimmat kapasitesine çıkmak için emin ne seviyede şarjör kullanmamız gerektiğini göstermiştim. Dünya genelinde bu şekilde bir Türkçe içerik hazırlanmamış. Ben de bilgi ve tecrübelerime dayanaraktan vatandaşlarımızı bilgilendirmek adına içerik hazırlamaya karar verdim.